Herkese merhaba. Bugün 28 Aralık Salı. Bitcoin dün 52 bin dolarlara kadar çıkmıştı. Ancak şu anda 50 bin doların altında 49 binlerde seyrediyor. Bunun sebebi ne? Çünkü çok güzel bir görünüm vardı. Dün haftalığa bakmıştık hep beraber. Haftalıkta pozitif bir seviyede kapatmıştık bizler için. Ancak haftanın gidişatı başlayışı gibi olmadı henüz ikinci günden. Bunun arkasındaki neden çok basit aslında. Hemen detaylarına bakacağız global endekslere bakacağız az payınlara da bir miktar giriş yapacağız hemen başlıyorum. Evet dün 52.000'leri gören Bitcoin şu anda 49.200'lere kadar gerilemiş durumda. %3.4'lük bir kayıp yaşadı. Ethereum da 4.000 doları kaybetti. 3.922'de 3.900'de biliyorsunuz ki bunun bir desteği de var. Teknik analizde zaten bunlara bakacağız. Bitcoin'le de önemli seviyeleri konuşuyor olacağız. Peki bu düşüşün arkasındaki sebep neydi? Burada çok net bir sebep var. Kaldıraçlılar çok fazlaydı. Kaldıraçlıların oranına baktığımızda Kripto e, Kuant'tan bunu erişebilirsiniz. Bu arada bunu sizler de kontrol edebilirsiniz çünkü bu site ücretli bir site değil. Kripto e, Kuant'tan Görünen o ki e, buradaki kaldıraçlı pozisyonlar zirve yapmış durumda hiç bu kadar yüksek değildi pozisyon oranları. Burada yaptığı hesap şu estimated leverage ratio derken şunu yapıyor. Borsalarda açılan toplam kaldıraçlı pozisyonları topluyor ve bunu borsalardaki bitcoin miktarına e, bölüyor diyebiliriz. Ve bu da bize bir oran veriyor. Ve bu oran artıyorsa genel olarak şunu söyleyebiliriz. E, oranın artıyor olması sağlıksız bir fiyatlama bizlere getirir. Çünkü buradaki fazlalık kaldır için buradaki köpüğün süpürülmesi, alınması da gerekiyor. Bu haliyle de Düşüşlere neden olabiliyor. Ek olarak gel, yani şunu da düşünebilirsiniz: Kaldıraçlı pozisyonlar çokken. Sonuç olarak siz burada likide oluyorsunuz. Yani pozisyonunuz tasfiye ediliyor ve her yani her yatırımınızı kaybediyorsunuz likide olduğunuz zaman. E, bu yüzden de e, insanlar burada stoplarını e, koyuyorlar ve bu stoplar birbirlerini tetikleyerek gidiyor diyebiliriz. Yani e, bu düşüşün arkasında e, metrikler pozitifken kaldıraçlı pozisyonlarda zirve seviyelerin görülmesi neden oldu ne kadarlık bir pozisyon likide olmuş şurada göreceğiniz üzere 307 milyon dolarlık pozisyon likide olmuş son 24 saatte bunun 250 milyon doları son 2 saatte zaten bu da düşüşe tekabül ediyor 52 binlerden bu 49 binlere doğru şimdi e, burada konuştuğumuz oran dedik ki e, Açılan pozisyonlar, kaldıraçlı pozisyonlar bölü borsalardaki Bitcoin miktarı. Borsalardaki Bitcoin miktarına bakmıştık. Son dönemde azalışa geçtiğini söylemiştik. 2020 Mart'tan beri azalıyor. Son dönemde evet biraz daha yataya bağlamış olsa da burada Bitcoin'e karşı bakış açısının değiştiğini ve borsalardaki Bitcoin miktarının azaldığını görüyoruz. Ki bu noktada borsalardaki Bitcoin miktarı evet azalıyor. Peki bunun ne kadarı alım satım için uygun diyelim. Burada göreceğiniz üzere. Bitcoin'in şu andaki illiki de arzı %69'lara varmış durumda. Yani 16.6 milyonluk bir Bitcoin alım satım yapılamıyor. Daha donuk bir halde ya soğuk cüzdanlarda ya da farklı yerlerde tutuluyor diyebiliriz. %10'luk kısmı mine edilecek, madencilikle çıkarılacak. Bu da biliyorsunuz ki 2140 yılına kadar yavaş yavaş gerçekleşecek. E, likide olan yani alım satıma e, hazır olan e, miktar ise %21'lere kadar gerilemiş durumda 4.4 milyon ile beraber ve bu sayı gün geçtikçe azalıyor. Ee, yani e, buradaki illiki de miktarın arttığını, yani alım satıma hazır olmayan bitcoin miktarın arttığını, bunun da fiyatı pozitif etkilediğini söylüyoruz. Yani bitcoin de e, talebin artması ve arzın azalmasıyla beraber de fiyatı da desteklediğini gördük zaten son dönemde. Şimdi e, bu seferki kırılıma bakmaktan istiyorum. Böyle bir analiz vardı. Önceki e, zamanlarda evet düşüş trendleri var görüyoruz ve buralarda kırılım geliyor. E, kırılım ile beraber cycle'ın henüz bitmediğini döngünün henüz bitmediğine karar veren yatırımcının etkisiyle fiyat ciddi anlamda yükseliyor. Tekrar burada da bir e, yine döngü var ve burada da kırılımla beraber yükseliş geliyor. En son kırılımımız da şu anda içinde bulunduğumuz kıralım ancak burada e, henüz karar verilebilmiş değil gibi görünüyor. E, yatırımcı bu sefer daha kararsız e, ancak bence bu biraz daha pozitif yatırımcı kararsızsa yani korku hakimse artış daha bir e, beklenilir olabiliyor. Burada korkuyu al, aç gözlü sat durumu da söz konusu olabilir. Yani yatırımcılar biraz daha kararsız kalmışlar önceki dönemlere göre. Tabi burada artan yatırımcı e, miktarı da e, söz konusu. Onlara da bakacağız. Burada 2021 yılındaki, yani burada 2017'den beri aslında borsalardaki işlem hacimleri var ve göreceğiniz üzere 2021'de bu rekor kırmış durumda. Nisan'daki hacimlerimizi henüz yakalayamadık. Ee, göreceğiniz üzere yani %60'ları seviyelerindeyiz. %65'leri seviyelerindeyiz. Ancak yine de baktığımızda ciddi anlamda bir yükseliş söz konusu. Artık insanlar e, bu işe baya baya girdiler. Zaten 2021 yılına baktığınızda şu andaki kripto para yatırımcılarının %55'i aramızda 2021 yılında katıldı diyebiliriz. Şimdi de gelelim global endekslere. Global endekslere baktığımızda şöyle aşağı doğru ineceğim bir iki üç tane negatif hariç her şeyin pozitifte olduğunu söyleyebiliriz. Dünya genelinde şu anda bu son varyantın ciddi anlamda hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Ancak yine de hisse senetleri bundan etkilenmiş değil. Hacimler düşük. Avrupa'da %60'lar kadar düşük. Amerika tarafında ise %30-%40'lar kadar düşük durumda. Çünkü şu anda Noel dönemindeyiz ve onlarda da bir tatil dönemi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de hacimler düşük olsa da Santa Rallisi denilen Türkçeleştirdiğimizde Noel Baba rallisinin şu anda hakim olduğunu görüyoruz. Hacimler düşük ancak yine de artış yönlü. Kripto paralara da bu yansıyabilirdi ki o şekilde gidiyordu ancak buradaki kaldıraçların maalesef yine etkili olduğunu gördük. Şimdi korku ve açgözlülük endeksine bakalım. Dünden iyi e Durumdayız yine. Dün 40'taydı, bugün 41'deyiz. Nötr'e yakın korku tarafındayız. Ben de bunu pozitif okuyorum. Burada ne zaman korkuyoruz? İbre 80'lere doğru yaklaştığı zaman genel olarak kavlaşlı pozisyonların da çok arttığı, şu anda da artmış durumda o apayrı. Ancak genel olarak hani alışık olduğumuz şey 70-80'lerde kavlaşların artması ve sonrasında da korku ve açgözlülük kendi eksinin geriye dönmesi yönünde oluyor. Evet, biraz da yatırımcı psikolojisinden konuşmak istiyorum. Bu hepimizin başına geliyor, ee, herkesin başına gelebiliyor yatırımcıların. Şurada göreceğiniz üzere e, bu sarıya fiyat hareketi dersek, e, fiyat yükseldiğinde düştüğünde alacağım, düştüğünde ise daha çok düşecek psikolojisiyle işlem açamayan çok fazla insan var e, ve e, burada da bu şartta aslında onu göstermiş bizlere. Yani günün sonunda. Gör, göreceğimiz şey ise bir adım geriye çıktığımızda bu bir sonuç olarak Bitcoin'in fiyat grafiği ve e, sürekli olarak bir artış içerisinde zaman zaman e, ayı piyasaları yaşamış olsa da tutan insanlar e, hani şuradaki e, fiyattan aldıysanız düşse bile en sonunda tekrar çıktığını da bize gösteriyor aslında burada buradaki psikolojiden çıkmamız gerektiğini görüyoruz. Şimdi borsalardan giriş çıkışlara bakalım altcoin'lere geçmeden önce. Borsalara girişler olmuş Bitcoin ve Ethereum'da. Bitcoin'de biraz daha yüksek 390 milyon dolarla bu negatif bir durum bizler için. Borsalara giren Bitcoin'leri satmak üzere girdiğini e, yorumu ile beraber bunu negatif olarak okuyoruz. Ethereum girişi olmuş 10 milyon dolar. Çok küçük bir meblağ. Hani e, nötr diye okuyabiliriz. Tether'den ise çıkış olmuş. Tether'lerde e, kripto para almak üzere borsalarda tutulduğu yorumu ile beraber bunu da negatif okuyabiliriz. Şimdi alt gelelim. Altcoinlere baktığımızda 24 saatlikte hepsinde e, kırmızı bir tablo e, hakim. Şöyle bakacak olursak en çok düşen Phantom olmuş. Fiyatı 2.15 dolarlara kadar ancak yükseldi. Çok daha yukarılardaydı ancak biraz geri çekildiğini görüyoruz. 7 günlükte bakacak olursak %53.59'luk bir artışla beraber zaten buranın en çok kazandıranı olmuş durumda AV ile beraber. E, sonrasında PNG'de bir düşüş var. 0.8 dolarlara kadar gerilemiş. %9'luk düşüşle beraber Polkadot'ta %7'lik düşüş var. Tekrar 30 doların altında. Mana'da %7'lik e, 3.61 dolara kadar e, gerilemiş, pozitif haberleri de var. Onlara da şimdi bakacağız. Öncesinde defaylamaya bir bakalım. E, Defaylama'daki e, oranlara bakalım. Tekrar e, burada göreceğiniz üzere Phantom tekrar birin altına düştü. Bu oranın düşük olması, e, bu kripto paranın iskontolu kalmış olabileceğine göre ya da en azından diğer projelere kadar burada e, diğer projeler kadar burada fiyatlanmadığını bize gösteren bir veridir. Ve bu yüzden de biraz daha ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Diğerlerine e, nazaram zaten de ciddi bir de düşüş yaşadı. Şimdi gelelim e, Ethereum'a. Ethereum'da e, 2.0'a geçiş süreci var. Şu anda onu bekliyoruz. Zaten 2022'de bu gerçekleşecek. Ancak Ethereum tarafında bir gelişme de oldu. Ethereum gaz fiileri yani gaz ücretleri %67'lik bir düşüş yaşadı son 7 haftaya baktığımızda. Peki bunda neyin etkisi vardı? Bunda hem Ethereum'un üzerindeki layer 2 çözümlemelerinin Arbitrum'un hacminin ne kadar arttığını gördük. Şurada da bakacak olursak Arbitrum'a. Arbitrum bir Arbitrum Ethereum Layer iki çözümlemesidir. E, kendi coin'i yoktur. E, haberiniz olsun bu konuda da. E, ve buradaki e, TVL'in de artışının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. 1.93 milyar dolara gelmiş durumda. Evet e, talep düşük çünkü e, Ethereum'da hala 157 milyar dolarlık bir e, TVL var. Hani buna baktığınızda %1 kadar bir şeye denk geliyor bu. 1.93 milyar dolar ama yine de bir miktar etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak da şimdi geriye doğru baktığımızda Göreceğimiz şey şu, Ethereum'daki TVL miktarı azalıyor diğerlerine nazara. Çünkü diğer projelerdeki özellikle Avalanche ve Phantom'da Luna'da ciddi anlamda bir TVL artışı oldu. Çünkü çok daha ucuz ağlar ve insanlar buraları da yavaş yavaş kullanmaya başladılar. Yani kullanım oranının düşmesinin de hem de Layer 2 çözümlemelerinin gelmesinin de Ethereum'un gas fee'lerini düşürdüğü yönünde yorum yapabiliriz. Ancak burada Yine de şunu da söyleyebiliriz. Her ne kadar Ethereum düşmüş olsa da miktar olarak ile hala %62.29'da. yani Ethereum haricindeki bütün buradaki projeleri topladığınızda Ethereum'un yarısı ancak yapabiliyorlar. Bu noktada da Ethereum'un hani buradaki tahtı hala çok sağlam diyebiliriz. Şimdi gelelim Decentraland'e. Decentraland'den de haberler var. Evet yani böyle biraz daha sanal hayata geçiyor gibiyiz. Ve Decentraland'de bir e, moda haftası düzenleyecekmiş. E, 24-27 Mart 2022'de ve buraya da e, bir davet yapmışlar. E, Dizaynerları, e, markaları işte ve moda meraklılarını davet etmişler. Ve burada da işte catwalkların olduğu bir e, pop-up şovların olduğu partilerin olduğu bir Moda haftası düzenleyecekler. Bu tip reklamlar da olacak gibi buraya da ünlü markaların katıldığını yakın bir zamanda duyabiliriz. Bu da fiyata olumlu yansıyabilir. Evet, şimdi teknik analizde hemen devam edelim. Teknik analize baktığımızda şimdi ben günlükteyim 49.107 dolardayız. Şu anda ne olabilir? Buradaki bu düşen trendimiz vardı. Buranın vitesi tekrar söz konusu olabilir. Peki ne zaman gelir bu? 47 bin dolar e, dolaylarında gelir ve 47 bin 500 dolarların altına düşen bir bitcoin'i negatif okuyabiliriz. Ancak buraya kadar retestte durumun hala Bitcoin adına sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için önemli olan şey buradaki düşen trendi kırmıştık. Buradaki kırılımı kaybetmeyelim ve üzerinde kalmayı başarabilelim. Burada bir retest gelebilir. Retestte alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bir miktar altına stop koyabilirsiniz. Eğer ki burada değerlendirirseniz retest sonrasında bir yükseliş gelmesi halinde uygun maliyette girmiş de olursunuz. Hani bunu takibi yapılabilir ancak yine de stop koymanızı ben öneririm alt tarafa. Şu anda günlükteyiz. Haftalığa bakacak olursak da haftalıkta da söylenebilecek birkaç tane şeyimiz var. Şimdi haftalıkta şu anda ben de 21 günlük EMA açık. Şu kırmızı olarak gördüğünüz burada ve 21 günlük emadan direnç gören bir bitcoin söz konusu. Şimdi bu 21 günlük emanın fiyatı 51.420 dolarlarda ve üzerinde bir kapanış ile beraber biz pozitife dönebiliriz. Nasıl bir destek olarak çalıştığını önceki dönemlerde görüyoruz ve buranın üzerine çıkması bizim için bir boğa sezonunda işareti. O yüzden de bu seviyeyi takip edeceğiz. Yukarıda 51.420 doların kırılımı bizlere artış yönünü gösterir. Aşağıda ise 50 haftalık EMA'yı takip edeceğiz. 50 haftalık EMA'da 45.113 dolar seviyesinde ve bizim için de önemli bir destek seviyesi. Burayı da aşağıda takip ediyor olacağız. 47.000 dolardan sonraki, 47.500 dolardan sonraki seviyemiz burası. Söylemiş de olalım onu. Yani yukarıda da bizim için 50 haftalık EMA söz konusu direnç olarak. Gelelim şimdi ethereum'a, ethereum'a baktığımızda da bitcoin'de de bu hareket olabilir. Düşen trendi kırmıştı. Altcoin'ler biliyorsunuz daha fazla düşüyor bitcoin'den bu yüzden de buradaki kırılım sonrasındaki retest daha erken geldi bitcoin'den bitcoin'de gelecek bir şey yok ama gelirse normal karşılayacağımız olasılığı olan bir durum şu anda 3900 dolarda buraya bir dokunup düşen trende bir dokunup buradan güç bulmuşa benziyor. Hafif yukarısında şu anda fiyatlanıyor. Bizim için önemli bir seviye. 3900 ve 4000 dolar bandı bu seviyeyi kaybetmezse önemli bir arz talep bölgesi. Burada uzun süreler geçirdi. Öncesinde direnç gördü, sonrasında destek gördü. Şimdi de buradan destek görmesini bekleriz. Kaybederse 3680 dolarlar bizim için 3700 dolar bandı tekrar söz konusu. Şimdi de algoya bakalım. Algoya baktığımızda yine desteğinin hemen altında bir algo söz konusu. Desteğimiz yaklaşık olarak 1.56'larda Destekte de diyebiliriz 1.57'lerde buradaki desteği kaybetmemesi bizim için önemli üzerinde bir kapanışta durumu pozitif okuyabiliriz desteği de çekilmiş olması da Bitcoin eğer ki bir rahatlama ibaresi gösterirse algı içinde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şimdi yukarıda 1.67'de 50 günlük hareketli ortalamada bizim için bir direnç seviyesi var. 50 günlükte ve zaten buradan gördüğü direnç ile beraber bu düşüşü yakaladı. Aşağıda bu seviyenin üzerinde kalmasını takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalırsa durum pozitif. bir altı ise 1.40'da 200 günlük hareketli ortalama önceki. Fiyat hareketlerini görüyorsunuz bıçak gibi kesebiliyor fiyat hareketini destek ya da direnç olarak bu yüzden de 1.40'ı destek olarak verebiliriz bir sonraki aşağıdaki seviye olarak yukarıda da 1.67'den bahsettik. Shiba'ya gelelim. Şimdi Shiba'dan da kısaca hemen bahsedeceğim. Dünkünün benzeri bir görüntü zaten alçalan trendi kırdık. Sonrasında buranın retestine geldik. Yani görünüm pozitifte buradaki seviyeyi yani 35-40'ı kaybetmediğimiz sürece durum pozitif. Alt tarafta bir sonraki destek seviyesi 33 -59. E, sonrasında eğer ki buraya tekrar eğer kaybetmeyip yükselirse de hedefe 51.44 olacak. Burayı kaybederse de sonraki desteği 33.59'lar olacaktır. Gelelim Polkadot'a. Polkadot'ta 200 günlük hareketli ortalamasının hemen altında 29.0 dolarda 200 günlük hareketli ortalama. 28.91'de de şu anki fiyatımız var ve 29.06'nın 200 günlük hareketli ortamın üzerinde bir kapanış Polkadot'ta kritik çünkü önemli bir destek seviyesi. Buranın üzerinde kapanırsa destekte de bir Polkadot'tan bahsedebiliyor olacağız. Yukarıdaki direnç seviyesi ise 34.25'teki 50 günlük hareketli ortalaması olacak. 34 doların üzerinde de sonraki konuşabileceğimiz seviye ise 37.5 dolarlar olacak. Önceki Burada göreceğiniz lokal zirve seviyesi de diyebiliriz. Birçok kerelerde hani burada da fiyatın döndüğünü görüyoruz. Gelelim şimdi Avax'a. Avax'ta da kanal hareketi devam ediyor. Kanalın içerisinde kaldığı bir sürece bir sıkıntı yok. Burada her ne kadar biraz altına fiyatlanmış olsa da alıcı bulan bir Avax söz konusu. 112 dolar ile beraber aşağıda 108 dolarda kanal alt bandı var. Biraz daha aşağıda 104 dolarda ise 50 günlük hareketli ortalama var. Bizim için çok önemli bir seviyedir. bu. Ee ve 104 dolarında destek olarak çalışmasını bekleriz yukarıda 117 dolarda direncimiz var hani 112'nin biraz üstü 117 dolarda 117'nin kırılımı ile beraber kanal orta bandı olan 147 dolardan bahsedebiliyor olacağız gelelim linke linke baktığımızda ise yine benzeri bir görüntü vardı e, düşen trendi kırdı ciddi fiyatlama yaptık ki kırılımda alım yaptıysanız eğer %27'lerde yükselen bir link söz konusu oldu. Yani ancak buradaki direnç seviyesi olan 200 günlük hareketli ortalamaya değdi ve geri döndü. Eğer ki değerlendiren varsa bu tip kırılımlar çok çok önemli. Şu anda 21 dolarda linkin fiyatı 21.91 dolarda. yukarıda 24.43 bizim için direnç olmaya devam ediyor. Alt tarafta ise 20.5 dolarların destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz bir sonraki seviyede. Fantoma bakalım şimdi. Fantomda da eğer ki kırılımda bir alım yaptıysanız Hemen şuradaki riteste alım yapıldıysa %84'lük tap noktasına kadar tabi tapta çıkmayı başarabilmek büyük bir başarıdır. %80'lik bir e, yükseliş yaşanmış durumda. Şimdi e, bu yükselişin arkasından odunda da bir düşüş söz konusu oldu. Kâr realizasyonları ve Bitcoin'deki fiyat hareketi kaynaklı. Şu anda 2.17 dolarda. Destek seviyeleri nereler diye bakacak olursak 2.11'de. Fibonacci 61.80'lik dilim var. Hemen altında ise önemli bir arz talep bölgemiz var. 2 dolarlarda bir sonraki desteği var. 2.11 ve 2 dolar takip edeceğimiz seviyeler. Yukarıdaki hedefimiz ise 2.63 olmaya devam ediyor. Diyelim şimdi XLM'e. XLM'de de yine düşüş var. Şu anda 0.28 dolarda. Bir soru gelmiş dün. Burada evet bir Golden Cross oldu. Şimdi de Zed Cross'a doğru ilerliyor. Ancak fiyat yükselebilirse burada zaten birbirlerine çok yakınlar. 50 günlük daha hızlı bir ortalama olduğu için hani dead Cross'tan hızlıca dönecektir diyebiliriz. Yani Bitcoin yukarı yönlü hareket yaparsa dead Cross'tan çok da korkmaya gerek yok. Evet Golden Cross oldu ama yükseliş olmadı. Neden olmadı? Çünkü burada aslında biz daha çok olasılıklardan bahsediyoruz. Yani burada illa olacak diye bir şey yok ama olması olası dediğimiz durumlar. Bu yüzden de Golden Cross her zaman yükselişi işaret edecek diye bir şey yok ama büyük bir ihtimalle işaret eder diyebiliriz. Yani her Golden Cross maalesef ki istediğimiz Golden Cross olmayabiliyor. Her Dead Cross'un bize düşüşü işaret etmediği gibi. Son olarak Mana'ya bakalım. Metaverse coin'imizde Onun fiyatı da şu anda 3.60'da. Ee, bizim için önemli olan bir seviye vardı. 50 günlük hareket ortalama 3.71'deki üzerindeydik ve destek olarak çalışıyordu. Ancak bu desteği kaybettik. 3.60'lara kadar geriledik. Şimdi 3.71 doları takip ediyor olacağız. Ciddi yükseliş sonrası bir konsolidasyon dönemi e, hakim manaya. 3.71'i kırıp da üzerinde kapanış sağlayabilirse bir sonraki hedefi 4.35 dolarlar olacak. Önceki şuradaki lokal zirvemiz e, aşağı tarafta ise 3.15'lerde bizim için önemli bir destek seviyesi var diyebiliriz. Şöyle görecek olursanız buradan da önemli bir destek bulmuş. Yani 3.05 de denilebilir. Şurayı da alabiliriz. Yani bu band 3.14 3.05 bandı destek seviyesi olarak çalışmasını bekleriz. Evet bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşürüz. Bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.